Bugün Esenyurt Anadolu Lisesi'nin bahçesinde sıra dışı bir etkinlik var. Tabii bu sıra dışı etkinliğinin mimarı beden eğitimi öğretmeni Serhat Bakan. Mikrofonu kendisine uzatalım ve düşüncelerini alalım. Yaptığı projeyle bize bilgilerini ver. Bizim bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafide ben de varım projesinin bir örneğidir. Bu telafide ben de varım projesinin bir parçası olarak bu etkinliği yapmaya niyet ettik. Hocam yapmış karar olduğunuz, verdik. Yapmış olduğunuz proje gerçekten de pandemide genç öğrencilerimizin bir nebze de olsa arkadaşlarıyla sohbet etme, okul yani özlemini gidermek adına güzel bir proje yaptı. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim her şey için. Ben de burada öğrencilerimizin huzurunda, izleyen değerli seyircilerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunda siz Meydan TV olarak emek verip bizi gündeme getirdiğiniz için, röportaja gelip bizimle çekim yaptığınız için biz de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler Esenyurt Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri olarak, daha doğrusu tüm yurt genelinde biliyorsunuz, bir yılı aşkındır sürede ne öğretmenler ne de öğrenciler okullarına doğru dürüst gün gidemediler. Bizim öğrencilerimiz de bu sıkıntıyı en de derinden yaşayan kişilerdi. Çünkü bizler çok sosyal aktif bir okulduk. Fırsat bulduğumuz zamanlarda ormanlara gidip kamp kurar, doğayla iç içe olur, trekkingler yapar, ateş yakar. Böyle sosyal aktivitelerde bulunurduk. Fakat pandemiden kaynaklı öğrencilerimiz ne okula gelebildiler, ne arkadaşlarıyla görüşebildiler, ne sosyalleşebildiler, ne doğayla buluşabildiler. Hep evde kalmak zorunda kaldılar. Biz de kendi kendimize dedik ki, madem öyle, bir yıldır okul özlemi ve hasretiyle yanan, tutuşan öğrencilerimizi arkadaşlarıyla birlikte özlem gidermeleri için okulumuzun bahçesinde bir çadır kampı kuralım dedik. Sonuçta böyle bir etkinlik ortaya çıktı. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz burada hoş vakit geçirmeye başladılar. Top oynuyorlar, bisiklet sürüyorlar, ateşin başında sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Çadırlarını kendileri kuruyorlar, kendileri kaldırıyorlar. Bunlardan daha önemlisi, bir yılı aşkın bir sürede hep kapalı mekanlarda kalan bu öğrencilerimiz inşallah bugün yasakların da kalkmasıyla birlikte geceyi dışarıda, açık havada, arkadaşlarıyla birlikte okulda, çadırda geçirecekler. Umarım mutlu olacaklar. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Peki bu ilk defa bu yıl yaptınız. Bundan sonraki süreçlerde de böyle etkinlikler içerisine girecek misiniz? Tabii ki biz okul bahçesindeki kamp olarak biz günübirlik kamplarımızı daha önceki zamanlarda da yapmıştık pandemi öncesinde. Biz pandemi öncesinde yine doğa kamplarımızı yapmıştık. Ama sanırım buradan güzel bir elektrik aldık öğrencilerimizden. Bunu bundan sonra geleneksel hale dönüştürüp her yıl belirli günlerde bu kampı tekrar etmeyi düşünüyoruz. Hatta bu yaz bakanlığımızın da bir projesi dahilinde zaten öğrencilerimizi değişik etkinliklere katmaya çalışıyoruz. Buradaki birinci amaç öğrencilerimizin mutlu olmasını sağlamaktır. Biz de bu yönde hareket ediyor ve bu okul bahçesinde çadır kampımızı en az 10 günde bir ya da 2 haftada bir tekrar edecek şekilde yaz sezonumuzu bitirmeyi düşünüyoruz. Peki bugün kaç öğrenci katıldı ve kaç çadır kuruldu? Şu anda 14 tane çadırımız kuruldu. 30 civarında da öğrencimiz var. 5 tane öğretmenimiz eşliğinde okulumuzun bahçesinde bu kampımızı icra edeceğiz bu gece. Sanırım güzel, eğlenceli bir gece olacağını düşünüyorum ben. Bugün burada bulunmamızın sebebi Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Telafide Ben de Varım Eğitimi'nin kamp projesindeyiz. Başta Serhat Hocam ve Faruk Olma Hocam olmak üzere okulumuzda bir kamp düzenledik. Çünkü pandemi dolayısıyla arkadaşlarımızı ve okulumuzu gerçekten özlediğimiz için böyle bir proje yapmak istedik. Tekrar da söylüyorum, Serhat Hocam ve Faruk Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle Meydan TV'de bizi gelip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim.